Arkadaşlar, şu anda konuşacağımız çok basit bir konu var. Bağırsak enfeksiyonu, yani akut gastroenterit. Bağırsak enfeksiyonu özellikle yaz aylarda sıklığı artarak görülen bir hastalık. Ev koşullarında tedavi edilebiliyor ama bazı koşullar var. Bu koşulları gördüğünüz zaman doktora gitmeniz gerekiyor. Doktora gitmeniz gereken şeyleri böyle nokta nokta söyleyeceğim. Kusma veya mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı varsa eğer bağırsak enfeksiyonu olmuş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Karar vermeniz gereken en önemli şey. Doktora gidecek misiniz yoksa evde mi tedavi olacaksınız? Şimdi evde tedavi olmanız için bazı kriterler var. Eğer şunları karşılıyorsanız evde tedavi olabilirsiniz. Direkt doktora gitmenize gerek yok. En azından acil koşullarda gerek yok. Eğer çocuğunuz 1 yaşın üzerinde ise, genel durumu kötü görünmüyorsa, az miktarda olsa, iştahı kaçacak çünkü, beslenebiliyorsa korkmanıza gerek yok. Çocuğunuzla ilgili bağırsak enfeksiyonu tedavisini verebilirsiniz. Çocuğunuzun ateşini takip edersiniz. Çocuğunuzun beslenmesini, özellikle sıvı alımını takip edersiniz. Ve mümkünse florayı tekrar, çünkü flora dediğimiz şeyin bozulması bağırsak enfeksiyonunun esas sebebi oluyor. Florayı tekrar yerine getirmek için ilaç tarzı yiyecek var. Bu nedir? Özellikle yoğurt ve ayran. Yoğurt ve ayran özellikle florayı yerine koyması ve yeterli sıvı ihtiyacını gidermesi açısından çok önemli besinler. Bu dönemde eksik etmemenizi öneririm. Diyelim ki çocuğunuz 1 yaşın altında, yeteri kadar sıvı almıyor, genel durumu kötü, safralı kusması var ya da kanlı ishali var. Ya da bağırsak enfeksiyonu olduğundan pek emin değilsiniz ve kafanızda soru işareti var. Bu durumda doktora gitmeniz gerekiyor. Şimdi doktora gittiğinizde doktor ne yapacak? Doktorun izleyebileceği basitçe 2 tane yol var. Birincisi size ilacınızı yazıp eve göndermek. Diğeri hastaneye yatırmak. Çok ağır bir sıkıntınız yoksa ve durumunuz evde idare edilebilir şekilde ise muayene sonrasında size bazı ilaçlar yazılarak eve gönderilir. İkinci aşamada yatış yapılır. Peki arada kalan hastalar şöyle yapılabilir. Arada kalan hastalara kısmi tedavi dediğimiz 1 saatlik ya da 4-5 saatlik en fazla olacak şekilde sıvı tedavisi verilir, serum takılır, tahliller yapılır. Bu tahliller sonrasında eğer sıkıntınız yoksa, kan tahlilleriniz normalse ve çocuğunuz tekrar beslenmeye başlamışsa evde tedavi aşamasına tekrar geçebilirsiniz. Eğer bunlara rağmen çocuğunuz beslenmiyor ya da İlk görüldüğü anda çocuğunuzun yatış gerektirecek kadar kötü kan tahlilleri ya da fizik muayene bulgusu varsa bu durumda yatışa çevrilir. Yatış çevrilince verebileceğimiz tedavi nedir? Aslında şöyle bir durum var. Evde verdiğimiz tedavi ile hastanede verdiğimiz tedavi arasında büyük bir fark yok. En büyük fark şu. Ağızdan yeteri kadar sıvı alamayan çocuğa damardan sıvı veririz. Büyük bir tedavi yapmayız. Kanıtlanmış tedavi yaklaşımlarından birkaç tanesi var. Şimdi birincisi az önce de dediğim gibi yoğurt, ayran veya probiyotik ya da prebiyotik dediğimiz bağırsak florasına destekte bulunan maddeler veya ilaçlar kullanmak. İkincisi çinko dediğimiz bir preparat var. Bağırsakların özellikle mukozal dokuyu hızlı onarması için verdiğimiz bir vitamin. Sadece bağırsak enfeksiyonu döneminde verilir. En az 20 gün verilir veya bitirene kadar kullanılır. 15 mg'ın altı tedavi edici bir doz değildir. Her ne kadar bazı ilaç dozları daha düşük dozlarda da tedavi edildiğini söylese de 15 mg'ın altında almayın. Üçüncü olarak da ateş takibi ve gerekirse ateş düşürücü verilmesi. Dördüncü olarak da tabii ki beslenmenin giderilmesi. Beslenme kısmı dediğimiz şey alabiliyorsa ağızdan alır, alamıyorsa damar yoluyla bu tedavilerini veririz. Kısaca özetlemek gerekirse sıvı ve beslenme desteği dedik. Ateşini düşürmek için destek dedik. Bağırsakların özellikle mukozaların iyileşmesi için mineral, vitamin desteği dedik. Dördüncü aşamada da oradaki floral bakterilerin düzeltilmesi için, tekrar yerine konulması için flora desteği, prebiyotik ve probiyotik desteği dedik. Şimdi bu tedavilerin aynısı dedik ki evde yapılabiliyor. Evde ne yapılabiliyor? Yeterli miktarda sıvı gıda alımının takip edilmesi lazım. Evde yeterli miktarda ateşin düşürüldüğünden emin olması lazım. Biliyorsunuz 6 yaşın altındaki çocuklarda eğer ateş 38 ve üzerinde ise havaleye neden olabilir. Koltuk altından ölçümde eğer ateşiniz 38'in üzerinde dirençli seyrediyorsa doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyin. Kusma ve ishal içeriğinin takibi, yani eğer kusma içeriğinde aşırı safralı gelenleri varsa, kan varsa ya da ishalinde kan var ya da ekstra bir şey gördünüz, kafanız karıştıran herhangi bir şey, bu durumlarda tekrar doktora gidebilmek adına evdeki anne ve babanın çok dikkatli bir şekilde çocuğunu takip etmesi gerekiyor. Takip ederseniz sıkıntı olmaz. Bu bağırsak enfeksiyonuyla ilgili sıkıntı yaşamamak için özellikle ne yapmamız gerekiyor? Yaz aylarında bildiğimiz gibi musluk suları kirleniyor dedik. Bu musluk sularıyla iletişiminizi olabildiğince kısın. Şöyle kısın. Mesela ekstra olarak musluk suyu içmemeye çalışın. İçeniniz varsa. Musluk sularıyla tabii ki bir şeyler yıkayacaksınız ama mümkünse meyvelerin bir de kabuğunu soyun. Ekstra olarak. Elmanızda, armutunuzda. Özellikle toprak altında yetişen havuç gibi besinlerin çok güzel bir şekilde o kabuklarının soyulması gerekiyor. Üçüncü aşamada yoğurt ve ayran. Özellikle ev yapımı yoğurt ve ayran. Bol bol
günlük tüketmeye çalışın. Çünkü bunlar florayı ciddi miktarda destekler. Sütle ayran konusunda bir şey söylemek gerekirse ya da sütle yoğurt arasında gerekirse süt yerine yoğurt ve ayran tarafına destek verin. Başka bir şey önermiyorum. Umarım paylaşımlarım yeterli olmuştur. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Bu video birazcık uzun olduğunun farkındayım. Ama genelde videolarımızı 3 dakikanın altında tutmaya çalışacağım. Spot bilgileri olabildiğince hızlı bir şekilde ve olabildiğince basite indirgeyerek kullanmaya çalışacağım. Kafanız takılan bir şey olursa lütfen alt tarafta bana yorum olarak ya da soru olarak yazmayı unutmayın. Bilgi paylaşım içindir. O yüzden paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi günler.